Bu kadar büyük bir aracın bu kadar kısa mesafede durmasını sağlayan şey nedir? Cevap basit. Fren. Yani aracın hızını kesmeye veya onu durdurmaya yarayan sistem. Peki fren sisteminin en önemli parçalarından birinin kaliper olduğunu biliyor muydunuz? Disk fren mekanizmalarının en önemli parçalarından biri olan kaliper, disklerle sürtünme yaratarak aracın tekerini yavaşlatır ve aracınızın güvenle durmasını sağlar. Bu mekanizmanın sağlıklı çalışabilmesi için montajının da kusursuz bir biçimde yapılması gerekir. Sampa kaliperlerini hazır montajlı olarak satın alabilir veya tamir takımlarından uygun olanı seçip kaliperinizi tamir edebilirsiniz. Kaliperi onarmak istediğinizde uygulamanız gereken montaj adımlarını gelin hep birlikte izleyelim. Masuralı rulmanları alın ve iç yüzeylerini uygun şekilde gresleyin. İkisini de yerlerine yerleştirin ve tık sesi duyana kadar üzerine bastırın. İçine baktığınızda böyle görünmesi gerekiyor. Sonrasında hareket kolunu hazırlayın. Alt rulman yatakları ve üst yatak boşluğuna bol miktarda gres sürün ve rulmanların üzerine yerleştirin. Şimdi köprüyü hazırlama zamanı. Ayar civatasına bol miktarda gres sürün. Dişlere gres sürülmesi, civatanın kaliper köprüsüne vidalanmasına yardımcı olur. İkinci civata için işlemi tekrarlayın. Bir kumpas yardımıyla civataları köprüye aynı derinlikte yerleştirdiğinizden emin olun. Köprü arkasındaki rulman yatağını boylu boyunca gresleyin ve kaliperin içine sıkı bir şekilde oturduğundan emin olun. Yayı köprü ortasındaki yuvasına yerleştirin. Köprü kapağını alın ve tapetlerin her iki yöne hafifçe döndüğünden emin olun. Fakat toz körüklerine aşırı gelmemeye dikkat edin. Köprü kapağını hazırlamak için lastik contayı kapaktaki oyuk boyunca yerleştirin ve ters çevirerek kaliperin üstüne koyun. Tapetlerin altındaki toz körüğünde herhangi bir hasar belirtisi olmamalı. Zira kir ve nemin frene girmesi parçada korozyona neden olmanın yanı sıra frenleme ve ayar mekanizmasını bozar. Civataları 150 Nm kuvvetle yerlerine vidalayın. Kaliperi tapetleri üst kısma gelecek şekilde ters çevirin. Tapetleri bir mastar yardımıyla aynı hizaya getirin. Bu işlem kaliper tapetlerin aynı anda ve aynı mesafede hareket etmesini sağlar. Ayar ünitesini hareket koluna bastırarak yerleştirin. Dişlilerin altındaki dil size yön konusunda yardımcı olacaktır. Parçanın yerine tamamen oturması gerekir. Avare ayar ünitesinde aynı şekilde yerleştirin. Senkron zincirini yerine yerleştirin. Kaliper sensör kapağını alın ve lastik contayı kontrol edin. Civataları 100 Nm kuvvetle sıkın. Adaptör paçasını ve koruyucu kapağı yerleştirin. Kaliperi yan yatırın. Beyaz plastik halkayı kırmızı toz körüklerin üzerine yerleştirin ve kılavuz piminin yuvasına geçmesini sağlamak için bastırın. Kaliper kılavuz pimlerini gresleyin ve bunları yuvalarına yerleştirin. Kaliper pimlerinin yüzeyleri, pimlerin kolayca içeri ve dışarı hareket etmesini sağlayan pürüzsüz bir yüzeye sahiptir.
Bu aynı zamanda sürtünmeyi en aza indirerek ürünü kirleticilere karşı korur. Taşıyıcıyı kaliper üzerine yerleştirin. Kaliper cıvatalarını takma zamanı geldi. Cıvataların biri diğerinden biraz daha uzun olduğu için hangi yuvaya yerleştirdiğinize dikkat edin. Cıvataları 180 Nm kuvvetle sıkın. Kaliper, kılavuz pimi düzeneği boyunca rahatça ileri geri hareket etmeli ve bu hareketi 25 mm'den fazla olmalıdır. Son olarak da fren balatası tutucusunu kaliper ve taşıyıcı üzerine yerleştirin. Tutucunun pimini, pulunu ve kopilyasını yerleştirin. Artık tutucu güvenli şekilde yerine oturdu. Kaliper pimi kapaklarını plastik çekiç yardımıyla sıkıca yerine çaktınız mı, kaliper artık tamamen monteli ve kullanıma hazır.